Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Evet, papyon taktım. Eskiden benim çocukluğumda, delikanlımda, daha genç yaşlarımda insanlar meramını anlatamayınca sakalımız yok ki anlatalım derlerdi. Şimdi her taraf sakallı ama kimse meramı anlamıyor. Dikkat ettim, papyon takanlara sanki daha çok bir değer veriliyor. Ben çok kahkaha atıyorum. Ve görüyorsunuz değil mi? Kimileri ne diyor? Gülme lan karı gibi. Benim için kahkaha hayatın vazgeçilmezi. İşte o kahkahalarımdan doğan hafifliği ağırlaştırabilmek için bu videomu papyonlu çekiyorum. Zaten korkusuzdaki fotoğrafımı da değiştirdim. Oraya da papyonlu bir fotoğrafımı koydum. Canlarım. Tabii şaka bir tarafa. Sizlerden gelen sorular var. Pek çok soru var. Hepsini cevaplamak isterim ama hepsini cevaplayamıyorum belli ki. Fakat bugün düşündüm de pek çok soru, pek çok meslektaşımızın videoları dinlendikten sonra hazırlanmış sorular. Yani falanca diyor ki, dede sen ne diyorsun? Dede filanca dedi ki, sen ne diyorsun? Tabii şimdi ben megalomanyak değilim. Herkes sadece beni izliyor. Yok böyle bir şey. Beni 1 milyonda bir kişi izliyorsa müthiş bir şey değil. Elbette o bile değil. 10 milyonda bir kişi izliyorsa süper bir şey. O da değil. Ama tabii ki herkes birbiriyle aynı şeyleri düşünecek değil. Benim gibi düşünen pek çok dostun, arkadaşın olduğunu da biliyorum. Bazen dinliyorum, bazen sizlerden gelen uyarılardan anlıyorum ki falanca da o konuda ya da şu konuda benim gibi düşünüyor. Ya da filanca benim düşüncelerimi tam tersini söylüyor. Dede sen niye böyle söylüyorsun gibi bana uyarılar var. Uyarıları ciddiye alan birisiyim. Herhalde beni tanıdınız değil mi canlar? Evet, sorulara geçelim ve tabii ki haliyle kendimce de cevaplarını vermeye çalışayım. Bakınız soruların bir tanesi şöyle. FED faiz indirirse bunun Türkiye ekonomisine nasıl bir etkisi olur? FED faiz indirirse bunun Türkiye'ye etkisi olumlu mu olur, olumsuz mu olur diye soranlar da var. Ama ben bunu nasıl etkisi olur şeklinde aldım. Haliyle hepsine cevap vermeye çalışacağım. FED'in faiz indirmesinin Türkiye ekonomisine bana göre faydaları olur. Neden bana göre faydaları olur? Bir defa Merkez Bankası ya da piyasalar doları baskılamaktan vazgeçer. Dolar küresel piyasalarda bugünkü kadar değerli olmayacağından dolayı 0,25 puan bile düşse faizler, onun dahi Türkiye ekonomisine olumlu etki yapacağını düşünenlerdenim. Kesinlikle böyle bir şey olur demiyorum ama düşünenlerdenim. Amerikan piyasalarında 0,25 faiz düşüşü önemli bir rakamdır. Bizde yıllık %50 faiz ise carry trade dediklerimizin halen Türkiye'yi cazip görmelerine sebep olabilir. Ama başka türlü de bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizin inmesiyle beraber Türkiye ekonomisi yatırım alabilir. Ama hemen unutmadan söyleyeyim. İlerleyen dakikalarda belki unuturum. Yeri gelirse bir daha söylerim. Bıkmadan söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Recep Tayyip Erdoğan bu yetkilerle yönettiği sürece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuvvet komutanları, mesela jandarma genel komutanı gibi konuştuğu sürece, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yargı bir tek kişinin iki dudağının arasından çıkacak talimatlara bakıyor ise, kuvvetler ayrılığı ilkesi bitmiş, meclis ve yargı yürütmenin talimatına, emrine girmiş ise Türkiye'ye yatırım gelmez. Amerika Birleşik Devletleri faizi sıfıra indirse yine gelmez. Gelmez abi. Neden bize gelsin ki? Biz dünyada yaklaşık 200 devletten biriyiz. O kadar çok yatırım çekebilecek cazibeye sahip ülke var ki dünyada. Biz kimiz ki? Biz neyiz ki onların yanında? Ha,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten demokratik, laik, sosyal hukuk devletine bağlı, liberal ekonomiyi bütün kurum ve kurallarıyla ahlaksızlığa imkan vermeden denetleyen bir şekilde yürütürse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hiçbirimizin aklının hafsalası almayacağı, tahmin edemeyeceği kadar çok döviz girişi olur. Sıcak para olarak değil, sabit yatırım olarak girer. Fed'in faiz indirimi altın, gümüş ve petrol fiyatlarını nasıl etkiler? Amerika Birleşik Devletleri faizleri düşürürse, Amerika Birleşik Devletleri merkez bankalarını da, merkez bankasını da, Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetenleri de biliyorlar ki kıymetli madenler değer kazanır. Hatta petrol bile biraz fiyatlanabilir. Onda hiç kimsenin endişesi, hiç kimsenin kuşkusu yok. Ama bu altın, gümüş gibi, petrol gibi, petrolü stoklayamazsınız tabii ki haliyle. Yani nereye koyacaksınız petrolü? Petrol günlüktür. Alırsınız, satarsınız. Ona o günlerde sizin ekonominizi etkiler. Ama çok büyük petrol spekülatörüsünüzdür. Akdeniz çanağına giderseniz milyonlarca varil petrolün parasını verirsiniz. Aha da bunlar benim dersiniz. Onlar ayrı şeyler. Onu marketler yapıyor biliyorsunuz. Gidiyorlar bir sene önce Anadolu köylülerinin, Trakya köylülerinin hepsinin ürünlerini satın alıyorlar. Diyorlar ki tarlana önümüzdeki sene şu kadar para veriyorum. Yani ekilecek olan ürünlerinle ilgili. Köylülerin de paraya ihtiyacı var. Belki 3.30 paraya veriyorlar. Genelde bugüne kadar hep marketler kazandı. Köylü hiç kazanmadı. Ama olabilir de, tersi de olabilir. Buna da ne diyoruz? Spekülasyon diyoruz. Haliyle altın, gümüş gibi madenlerin Amerika Merkez Bankası faiz düşürdüğünde 0.25 de düşürse, peyderpey 0.25 daha düşürse, yani faizleri yıllık %3.5'a kadar bile getirse ve o anda enflasyon %3 olmuş olsa bile gene reel faizdir. Bunların elbette değerli madenler üzerinde yukarıya doğru yönelmesine katkısı olacaktır. Kripto paralara da katkısı olacaktır. Tabii ki olacaktır ama ne kadar olacaktır? Bütün mesele işte orada kaynaklanıyor. Kripto paralara ya da altına ya da gümüşe gelecek talebe bağlı. Unutmayın. Dünya piyasalarında her şeyi talep belirler. Arz değil. Talep belirler. Siz çok arz ettiniz mal ve hizmeti, talep hiç gelmedi. Fiyatlarınız düşer. Olağanüstü üretim yaptınız ama olağanüstü talep geldi. Fiyatlarınızı sabit tutmazsınız. Talebe göre siz de fiyatlarınızı biraz yükseltirsiniz. Yani lütfen şunu hep beraber kabul edelim. Piyasaları belirleyen arzdan önce, yani mal ve hizmet arzından önce o mal ve hizmete gelecek olan taleptir. Efendim seversiniz sevmezsiniz bu para politikaları böyle falan derseniz de bu bir realite. Bir piyasada 1000 televizyon ürettiniz, her birini 1000 liraya satıyorsunuz, 1 milyon liralık bir para gerekiyor, satın alacak bir talep para gerekiyor. Piyasada 1 milyon liralık para yoksa, yani 1 milyon liralık talep yoksa, sizin televizyonlarınızın tanesini 1000 liraya satma ihtimaliniz yok. Ne kadar para var piyasada? 800 lira varsa, 800 lira üzerinden 800 liraya satarsınız televizyonunuzun tanesini. 1000 tane televizyon ürettiniz, piyasada 1500 talep geldi. Ne yaparsanız yapın, o televizyonlar sizin iradenizin dışında piyasada 1500 liraya satılacaktır. Bu böyle. Lütfen bunun böyle olduğunu kabul edelim. Ama bunu Türkiye'yi yöneten ve ben ekonomistim diyenler bir türlü öğrenemediler, bir türlü bilmiyorlar, öğrenemeyecekler de. Geçti gitti zaten çünkü siyasi hayatlarının sonu geldi canlarım. Üçüncü soru. Japonya'nın faiz indirimi yerli carry trade yapanları nasıl etkiler? Yani Japonya'nın faiz indirmesi diye bir şey söz konusu değil abi. Yahu 1000 yene 1 yen faiz değil, koruyucu parası alıyordu Japonya. Yani faiz vermiyordu. Japon bankaları kendisine yatan mevduatların sahiplerinden sene sonunda, dönem sonunda 1000 lira üzerinden 1 yen koruma parası alıyordu
Değil mi candarım? Koruyuculuk yaptım senin paranı diyordu. Bir yanılıyordu. Şimdi onu aldı, o binde biri sıfır ya da sıfırın binde bir üzerine çıkardı. Toplasanız belki en çok binde iki yapar. Binde iki. Bin yen de iki yen. Canlarım, başka piyasaları nasıl etkiler? Hiç bakmıyorum. Bana göre çok da etkilemez. İlk gün daha söyleyeyim. Japonların Merkez Bankası faiz düşürdüğünde aman ha sakın panik yapmayın bir şey değil bu dedim ya. Nitekim bir gün iki günde toparlandı. Türkiye'de Japon yeni üzerinden carry trade yapanları nasıl etkiler? Bence hiç etkilemez. 1 milyon Japon yeni borçlandınız. Ben kendimden konuşayım hadi yapmam öyle şey ama neyse. 1 milyon Japon yeni borçlandım. Bir Japon yeni 0.23, 0.24, 0.22.5 falan. Zor hesaplamak. 0.25 yani 25 kuruş diye hesaplayacağım ben. Kolay olsun arada ne fark var ki? Bir Türk lirası 4 Japon yeni. Ben 1 milyon Japon yeni aldım. Borçlandım. Yıllık binde bir faiz verdim. Binde bir faiz verdim. Vereceğim bundan sonra ya hatta. Daha öncekiler zaten etkilemez. Şimdi 1 milyon Japon yenine yenini Türk liraya çevirirsem elime 250 bin lira geçer. 250 bin lirayı 6 aylık yine kolay olsun yapıyorum. 6 aylık aylık %5 faizle bir bankaya yatırsam 6 ayda %30 faiz yapar. 250 bin liranın 6 aylık faiz getirisi 75 bin lira yapar değil mi? Peki. Siz eskiye nazaran diyelim ki binde 2 fazla faiz verdiniz. Binde 2. Yahu 1 milyon Japon yenine evvelden hiç faiz vermiyordunuz diyelim. Şimdi binde 2 verdiniz. 1 milyon Japon yeni borçlandığınızda yıllık vereceğiniz faiz 2000 yendir. 6 ayda 1000 yen yapar. 1000 yen ne yapar? 250 lira yapar. Sadece 250 lira. Siz şimdi 1 milyon Japon yeni borçlandınız. Gelin onu Türk lirasında bozdurdunuz. 250 bin lirayı bir bankaya yatırdınız. 6 ayda 75 bin lira faiz. Japonlar faizi arttırdı diye siz ne kadar faiz vereceksiniz? 2 bin lira. 73 bin lira kârdasınız. Japon yeni yine aynı. Baktım Türk parasıyla Japon yeni değerine baktım. 0.222.5, 0.23, 0.22.60 arasında gidiyor geliyor. Ben onun için düz 25 kuruş yaptım canlarım. Yani siz 250 bin liranız varken Japon yenini gittiniz yine aldınız. Borç ödeyeceksiniz ya 1 milyon Japon yenini. Yine 250 bin lira vereceksiniz. Aynı çünkü. 250 bin lira verdiniz. 1 milyon Japon yeni aldınız. Japon bankası. Kredi aldınız bankaya 1 milyon yeni ödediniz. Elinizde ne kaldı? 75 bin lira kaldı. 2000 de faiz olarak vereceksiniz. 73 bin lira. Böyle bir para dünyada yok. Yani şunu anlatmak istiyorum. Carry trade yapanlar, Japon yeni üzerinden carry trade yapanlar, Türkiye'de bu faizlerle carry trade yapmaya devam ederler. Sadece Türkler değil, Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar, herkes Japon yeni alır, Japon yeni üzerinden borçlanır yahut da onu Türkiye'ye getirir, Japon yenini Türkiye'de Türk parasına çevirir, ondan da 6 aylık vadeli mevduat yapar, para kazanır. Cevap verebildim mi bilmiyorum. Eksik cevabım varsa lütfen not edin ya da yine bana bu sorularla beraber bildirin. Türkiye ekonomisi resesyona girer mi? Girerse neler olur? Türkiye ekonomisinin resesyona girebileceğini herhalde en çok söyleyenlerin başında geliyorum. Ama bakın girerse girdi başka. Ben dil bilgisine çok değer veren birisiyim. Küçük çocukluğumdan, ilkokuldan beri dil bilgisi halinizi, meramınızı ifade edebilmenizin temel sebeplerinden biridir. Bu şartlar olursa bu olur diyorum. Mesela ben Erdoğan kaçar diyorum. Ne zaman kaçar diyorum? Bugünkü Cumhurbaşkanlığı yetkileri bir muhalefetin eline geçecekse, o geçişte kesinleşmişse Erdoğan Türkiye'de kalmaz diyorum. Ha ama anayasayı değiştirtir.
yetkilerini, Cumhurbaşkanlığındaki yetkileri kaldırtır. Kendisi de hatta bu aşamada AKP Genel Başkanlığından istifa eder ise neden kaçsın kardeşim? Bırakır. Gelecekte Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bugünkü kendi kullandığı yetkiler kadar çok olmadığı için bütün kararı meclis verecektir. Şimdi Erdoğan'ı hem kötü yola sevk eden, hem başarısız kılan, hem de Türkiye'yi perişan eden Erdoğan'ın tek adamlığı. Meclisi ve yargıyı devreden çıkarmış olması. Eğer bizim meclisimiz devreye girerse, meclis gerçekten tam bir demokratik ülkelerin meclisi gibi çalışırsa, bizim yargı bağımsızlığımız yeri döner ise, yargıçlarımız, savcılarımız parayla ya da talimatla karar vermezse, hiç korkmayın, Türkiye'nin geleceği dünyanın en parlak ülkelerinden daha parlaktır. Bundan endişeniz olmasın canlarım. Peki Türkiye resesyona girer mi? Tabii ki girer. Recep Tayyip Erdoğan'la devam ettiği sürece, ki büyük ihtimalle görebildiğim kadarıyla siz bu konuşmamı dinlerken Can Atalay'la ilgili meclis karar verecek. Ne karar verecek? Aklım almıyor. Ya Can Atalay milletvekili değil ki. Bizim parlamentodaki uyanıklar, ki ben hiçbir işini hemen hemen yani, ki ben o milletvekillerinin %95'ini pek zeki ve çok ahlaklı bulmuyorum. 95'ini içinde %5 temiz ahlaklı var. Vicdanlı var. Ya bunlar milletvekili yemin etmemiş bir milletvekilinin vekilliğini düşürdüler. Böyle bir şey yok ya. Can Atalay asla milletvekili olmadı. Milletvekili seçildi. Milletvekili seçildiğine dair mazbatası meclis başkanlığına geldi. Ama cezaevindeydi. Anayasa Mahkemesi kararı uygulansaydı, yerel mahkeme, bırakın Yargıtay'ı, o çamaşır ipine un sermek. Nasrettin Hoca fıkrası gibi. Komşu demiş ki, hocam demiş, çamaşır ipini borç verir misin? Vallahi demiş, un serdim. Ya un serilir mi çamaşır ipine? Ya gönlüm yoksa vermeye serilir. Yargıtay'ın ve yerel mahkemenin Can Atalay'ın tahliyesine gönülleri yoktu. Neden? Talimat geldi. Sakın ha dediler. Yerel mahkeme normal şartta Anayasa Mahkemesi kararını dinlemesi gereken yerel mahkemeydi. Yerel mahkemenin kararı gönderilmişti, gitmişti Anayasa Mahkemesi'ne. Çünkü henüz kesinleşmemişti karar. Yargıtay ne dedi? Kardeşim dedi, olmaz dedi. Yerel mahkeme topu Yargıtay'a attı, Yargıtay da olmaz dedi. Anayasa Mahkemesi'nin ordusu mu var, emniyet güçleri mi var, Yargıtay'ı mı basacak? Basamaz tabii. Hukuka uysun dedi, uymadılar. Şimdi bugün diyelim ki siz bunu izlerken diyorum, ben çektim bilmiyorum sonucu. Diyelim ki mecliste hayır efendim dediler, biz Can Atalay'ın milletvekilini iade etmiyoruz. Lan dangalaklar derim ben de. Can Atalay milletvekili değil ki zaten. Siz milletvekili olmayan bir adamı milletvekilini düşürdünüz. Böyle bir şey olmaz çocuklar ya. Onun için bugün alınacak karar, Can Atalay'la ilgili karar, Can Atalay'ı cezaevinden tahliye de etmez ama cezaevinde kalmasını da sağlamaz. Yerel mahkeme tutar der ki, namuslu, şerefli, ahlaklı yargıçlar vardır. Ağır Ceza Mahkemesi 3 kişi otururlar, derler ki bir dakika ya. Bu mahkeme bizden önceki üyeler ki değişecek büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde. Yanlış karar vermişler ya. Biz bu adamı orada tutamayız kardeşim. Bu adam milletvekili mazbatasını almış. Yani yemin etmeye hak kazanmış. Bunun yeminini engellemek hak ihlalidir. Hak ihlali olduğuna da Anayasa Mahkemesi karar vermiş. Hepimizin anası karar vermiş. Bize düşen ne? Bu kararı uygulamak der yerel mahkeme ve Can Atalay tahliye olur. Onun için ben bugün çok fazla bir şey beklemiyorum ama Can Atalay'ın tahliye olmaması, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kalmaya devam etmesi, Osman Kavala'nın cezaevinde kalmaya devam etmesi, ekonomiye isterseniz 100 milyar dolar sıcak para getirin, kaçması demektir. Ekonominizi felç ederler. Hiç bak anlamazsınız, bir gün bir bakmışsınız ülkenizin cumhurbaşkanı aynı Netanyahu gibi uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılanıyor. Yaparlar, uyduruk bir şeyden yaparlar. Güç onlarda. Nasıl güç Türkiye'de ve Erdoğan ne kanun dinliyor, ne anayasa dinliyor, yandaş kanuncuları, yandaş hakimleri, savcıları yanına almış, Türkiye istediği gibi yönetiyor değil mi? Öyle istediği gibi yönetiyor. Bu bir realite, bu bir gerçek. Bütün dünya bunu böyle görüyor. Ama bir dünya der ki bir gün yarın öbür gün, kardeşim olmaz böyle şey ya. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile iş yapacaksak bu şartlarda yaparız.
Aksi halde biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sabit yatırımlarımızı da çekiyoruz. O zaman zaten ne sıcak para kalır ne soğuk para kalır. Hepsi çeker giderler. Ama Türkiye'nin resesyona girmemesi için ne gerekir diye sorsaydınız ki öyle bir soru yok. Ben derdim ki Türkiye ekonomisinin resesyona girmemesi için bir, Recep Tayyip Erdoğan'ın derhal ama derhal Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin üzerinden alınması için önce AKP Genel Başkanlığından istifa etmesi, istifasının ardından da Cumhurbaşkanlığı görevini verdiği yine yetkiyle meclise bir kanun teklifi vermeli. Ya da AKP milletvekillerinin böyle bir kanun teklifi vermelerine destek olmalı. Nedir bu? Cumhurbaşkanlığının yetkilerinin yeniden tanzimi. O yeniden tanzimde Erdoğan'ın bugünkü yetkileri mecliste kesinlikle kaldırılır. MHP hariç bütün diyen siyasi partiler, iktidar partisi ve muhalefet partisi dahil, Recep Bey rica edeceği için iktidar partisinden hepsi, Cumhurbaşkanı'nın bu mevcut yetkilerinin kaldırılması lehinde oy kullanırlar. Önce Recep Tayyip Erdoğan'ın eli rahatlar. Bir defa bunu kabul edelim. Başka ne olur? Tabii ki benim temennim o. Her zaman temenni ettim. Yine bir kez daha temenni ediyorum. Recep Bey yerinde olsun. Temsili Cumhurbaşkanı olarak yerinde kalsın. Adamın daha önünde 3,5 seneden fazla zamanı var. Değil mi canlarım? Yaklaşık en azından neyse 48 ay değilse bile 45-46 aylık bir Cumhurbaşkanlığı süresi var. Orada temsili Cumhurbaşkanı olarak kalsın. Sarayda otursun kardeşim. Ben kendi açımdan konuşuyorum ha. Otursun. Ama öyle bir Cumhurbaşkanı yardımcısı atanmalı ki anayasada yapılacak değişiklikle o atamayı, yani Cumhurbaşkanı yardımcısını ve bakanları meclis güven oyu ile atamalı. Cumhurbaşkanı isim önermeli ama meclisten o isimlere güven oyu çıkmazsa o kişilerin bakanlığı kabul edilmemeli. Onun için de çok büyük bir geniş bir uzlaşma gerekiyor. Yapılır mı? Bakın yapılır demiyorum. Yapılacak demiyorum. Yapılmalı diyorum. Aman ha. Bunlar birbirine lütfen karıştırmayalım. Ben bu tavsiyelerde bulunabilecek bilgi birikimine ve tecrübeye sahip birisiyim. Recep Tayyip Erdoğan bu dediklerimi yapmazsa Türkiye resesyona girer. Diyelim ki Recep Tayyip Erdoğan bu dediklerimi yapmadı. AKP Genel Başkanlığından istifa etmedi. Cumhurbaşkanlığının yetkileri de aynen devam etti. Kendisine tavsiye. Bir an önce Türkiye'de batabilecek olan şirketlerin tespitini doğru yapıp o şirketlerin yönetimleriyle bu işi bilen birilerini buluşturup o şirketlere yurt dışından ortak bulmak. Ama devreye gene ne giriyor? Güven, itimat giriyor. Diyeceksiniz ki, eminim diyeceğinize, ya dede, bu Recep Tayyip Erdoğan olduğu orada kaldığı sürece o insanlar, o Amerikalı, Fransız, İtalyan, Alman, neyse yani parası olup da sabit yatırım yapmak isteyen bizim büyük dev üretken şirketlerimize, ihracat yeteneği olan şirketlerimizde inovasyon da yapmak şartıyla gelip ortak olacak olan şirketler Erdoğan'la gelirler mi? Gelmezler. E niye anlatıyorsun? Buna satrançta şahmat denir. Recep Tayyip Erdoğan'ın açmazda olduğunu anlatıyorum. Recep Tayyip Erdoğan her halükarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi olarak yetkilerinden vazgeçecek. Bu yetkilerle ülkeyi ve Bahçeli ile birlikte bu ülkeyi yönettiği müddetçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne resmi, namuslu, şerefli, onurlu, güvenilebilir Türkiye ekonomisine katkı yapacak, işsizliği önleyecek. Çünkü yeni gelecek olan o şirketler, büyük şirketler, Türkiye'de demokrasi var. Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesi var. Yargı bağımsız, geleceği parlak, yetişmiş insan var diyecekler. Ve aynı aşamada da her şeye rağmen Suriye'de Esad'la oturulacak askerler geri çekilecek. Çekilecek abi, bunun başka lamucu mu yok ya?
Birkaç kişinin zevki, keyfi değerinde o askerler orada durmayacak, durmamalı. Yanlış yapıyoruz kardeşim çocuklar. Lütfen, lütfen yan. Ya bizim topraklarımıza girse Suriye biz ne yapardık ya? İzin verir miydik? Ha izin verir miydik? O da diyebilirdi ki benim sizde 6 milyon Suriyelim var. Topraklarınıza geleceğim onların güvenliği. Der mi? E der abi. Efendim güvenlikteler. Yahu derse der abi. Bahane eder mi der. E biz de bahane, bir sürü bahane bulduk, buluyoruz hali. Amerika Birleşik Devletleri ile bütün bunlar çözülür. Suriye'ye Türkiye'deki Suriyeliler, Afganlar Afganistan'a, Nijeryalılar Nijerya'ya, Pakistanlılar Pakistan'a el birliğiyle kırmadan, dökmeden oralarda o insanlara yatırım sahaları açılarak gönderilebilirler. Büyük şehirler, büyük şehirler, benim Kürtlerle Dans kitabımda var. Şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Bir ara bulup o sayfayı okurum size. Yaklaşık işte 20 sene kadar önce yayınlanan kitabımda var. Büyük şehirlerden bilhassa İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Adana gibi şehirlerden Anadolu'ya ters göçü teşvik etmeliyiz. Anadolu'nun bakir sahalarında öncelikle altyapılarını da bitirerek, tamamlayarak orada yerleşecek olan insanların konut ihtiyaçlarını da en başından daha giderme garantisi vererek ve hatta hemen atağa geçerek imarlı arazileri bulup çok çok ucuz, hatta bedava denilecek fiyatta oralarda yaşamayı ve çalışmayı kabul edecek insanlarımıza dersek, üzerine yapacakları binanın prototip projelerini bile devlet verse ve o insanlara aynı zamanda da 30 sene vadeli 0 faizli ama kontrollü, kontrol kredisi denir buna, İstihkak yapma gelecekler, gidecek mühendisler, namuslu, şerefli, haysiyetli mühendisler bakacaklar. Ha, su basmanı çıkmış şu kadar para. Birinci kat şu kadar çıkmış şu kadar para. Şunda şu kadar demir, şu kadar çimento, şu kadar beton dökülmüş şu kadar para. Öyle 30 sene vadeli 0 faizli borç verecekler. Korkmasınlar. Korkmasınlar. İnanın Türkiye kısa sürede dünyanın cennet ülkelerinden biri haline gelir. Erdoğansız bir Türkiye, ben hayal ettiğim zaman heyecanlanıyorum. Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın yetkilerinin olmadığı, etkilerinin sıfırlandığı bir ülke dünyanın en güzel ülkelerinden biri olur. Cennete dönüşür ya. Bakın bu kadar iddialı konuşuyorum. Cennete dönüşür Türkiye. Ama şartım o. Evet. Amerikan ekonomisi resesyona girer mi? Girerse dünyaya etkisi ne olur? Amerikan ekonomisi resesyona girmez. Neden? Ya 1929 kriziyle bugünkünü bir tutmayın ya. Kimse bir tutmasın. Bizimkiler yaygaraya kadar. Amerikan ekonomisi resesyona giriyor. Ya ne resesyonu ya? Bir şey bir boka gidiyor Amerikan ekonomisinin. Ama Amerikan ekonomisi faiz indirmeli mi derseniz indirmeli. Evet. Faiz indirirse en azından bize de faydası olur. En azından dediğim gibi dövizi baskılamalıyız. E bir de demokrasiye, hukuk devletine, bağımsız yargıya dönüş yaparsak, insan haklarına saygılı, çevreye saygılı bir ülke olacağımıza inandırırsak, ulusal, küresel dünya yatırımcılarını, küresel yatırımcıları tadından yenmez ya. İnanın tadından yenmez. Ya çok zor değil, her zaman söylüyorum. Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmek çok kolay. Türkiye'nin çözülmesi en zor sorunu Erdoğan ve Bahçeli sorunu. Çünkü bunları çözebilecek gücümüz yok. Neden? E ancak seçimi bekleyeceğiz. Seçimde de ne olacağını bilmiyoruz. Basar herkesin maaşlarını %300, %400 artırır. Değil mi? E bizim emeklimiz de kusura bakmayın ama teşnedir böyle şeye. İşçimiz de teşnedir. Türkiye'nin en büyük sendikasının başındaki adamlar, en büyük sendikalarının başındaki adamlar hepsi Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasında ya. Ne derse ona bakıyorlar. Bu bir gerçek. Yani Türkiye'nin sorunu ekonomi değil. Türkiye'nin sorunu Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli ortaklığı. Bu ikisinden kurtulduğumuz andan itibaren inanılmaz güzellikte bir Türkiye'ye kavuşacağız. Onun için Amerika'daki resesyon, mesesyon geçin, bunlar hiçbir şey olmaz. Halen sağcılık ve solculuk var mı? Ne sağcılık var ne solculuk var. Bitti bunlar. Sağ ve sol yok. Dünyada bir demokratik, layık, sosyal ve özgürlükçü sisteme, rejime daha doğrusu saygı duyanlar var. Dini, milleti, cinsi, cibilliyeti, mezhebi ne olursa olsun.
Bir tek ortak noktaları demokrasi olsun. Hukukun üstünlüğü ilkesi olsun. Yargı bağımsızlığı olsun. Kuvvetler ayrılığı ilkesi olsun. İnsan haklarına saygı olsun. Çevreye saygı olsun. Bu insanların dinleri, dilleri, renkleri, milletleri, cibilliyetleri, mezhepleri ne olursa olsun inanın olağanüstü güzel bir dünyaya kavuşuruz. Bunlar sağcı da değil, solcu da değil. Bunlar gelecek dünyasının, medeni dünyanın medeni insanları. Bir de bu saydıklarıma karşı olanlar var. Demokrasiye karşılar. Demokrasiyi başıboşluk olarak görüyorlar. Onun için sendikacılığı öldürüyorlar. Dikkat edin. Polonez ette sendikaya giren işçiler işten çıkarıldılar. Patron çağ dışı çünkü. Kapa çağ dışı. Halbuki sendikalaşma hakkı vererek ve malının, ürününün kalitesini arttırarak kendisine çok rahat pazar bulabileceğini biliyor. Kaldı ki et fiyatları, et ürünlerinin fiyatları bugün Türkiye'de zirve. Avrupa'da o fiyatlar yok. Türkiye'de gücüm olsa, imkanım olsa bir tek iş yaparım. Et ürünleri, süt ürünleri. Piyasa fiyatları acayip yüksek. Acayip yüksek piyasa fiyatları canlarım. Evet. Yani şimdi sağcılık ve solculuk olmadığını gördük. Carry trade yapan yatırımcılar hızlı bir şekilde çıkış yaparsa Türkiye ekonomisi ne olur? Ya carry trade çıkışı çok kolay bir şey değil. Borsa gibi de değildir. Diyelim ki carry trade'ciler koku aldılar. Değil mi? Gördüğüm kadarıyla kimileri o kokuyu vermeye çalışıyor. Yanlış, doğru bulmuyorum. Çok tahrik ediyorlar piyasayı. Sosyal medyadaki finansçılar piyasayı aşırı tahrik ediyorlar. Doğru değil. Doğru yapmıyorlar. Çünkü bizim ülkemiz, Korkusuz Gazetesi'nde de günlerdir yazıyorum, davranışsal ekonomiyle etkili. Bizde enflasyon, bugünkü Korkusuz'da yazdığım beklenti enflasyonudur. Bizim enflasyonumuz yapışkan enflasyonudur. Arzla taleple çok da fazla ilgisi yok kardeşim. 6 ay önceki dolarla şimdiki dolar arasındaki fark %10 yahu. %10. Yani dolar Türk parasının karşısında sadece %10 değer kazanmış. Enflasyon %30. Hani devalüasyon olmadı, olunca paramız değeri kaybedince enflasyon oluyordu? Paramız değer kaybetmemiş. %10 bir devalüasyonun fiyatlara genel seviyesinde etkisi %3'ü geçmez. %3'ü geçmez. Bizde %27 fazla olmuş. Neden? Yapışkan. Neden? Beklenti. Bir tane çamaşır tozu alacağına 50 tane çamaşır tozu alıyor. Ya da 10 tane alıyor. Bir litre zeytinyağı alacağına 5 damacana ya da neyse işte 5'lik 5 tane 5, 25 kiloluk zeytinyağı alıyor, koyuyor evin bir tarafına. Makarna, bir dünya makarna alıyor ya savaş çıkarsa diye. Böyle bir talebe can dayanmaz. Talebe can dayanmaz. Kısa sürede üretimi de artıramayacağınıza göre o da olmuyor. Ya yani carry trade'den çıkmak isterse birileri öyle bir gecede çıkamazlar. Çıkmaya niyetlendikleri zaman niçin çıkacaklar? Türk lirası yüksek faiz oldu ya, ellerinde birikti ya. Ondan döviz alacaklar. Daha dövize gittikleri gün itibariyle bir günde çıkmak isterseler, diyelim ki 25 milyar dolar bir günde çıkmak istiyor. 25 milyar dolar da bir başladığı zaman akşama kadar 1 dolar 100 lira olur. Çıkamazlar. Çıkamazlar abi. Merkez Bankası da armut toplamıyor değil mi öyle o gün? Haşır diye diyecek ki ben gireceğim piyasaya, ben satıyorum diyecek. Devreye çık parasını. 6 ayda Türk parası trade, carry trade'den diyelim ki 300 bin lira kazananlar diye 300 bin lira kazananlar mesela 6 ayda yeniden dolar almak için, bu sefer ilk bozuldukları doları satın alabilmek için ayrıca cepten 1 milyon daha verecekler. Yapmazlar. Bunlar kolay şeyler değil. Bunlar çok zor. Ecevit döneminde oldu. Tabii Ecevit döneminde oldu. Ama Ecevit döneminde öyle bir oldu ki bu kadar para yoktu. Sıcak paramız bu kadar değildi. Bu şimdi bu bir felaket. Bugün Türkiye'de diyelim ki 50 milyar dolar yoktur ama 50 milyar dolar sıcak para varsa Türkiye'de bugün Ecevit'in başbakanlığı döneminde 5 milyar dolar falandı yani. Aman canlar. Ne kadar yüksekten düşerseniz ölüm riskiniz o kadar yüksektir. Birinci kattan düşen bir insanla 30. kattan düşen insan arasındaki ölüm riski 50'de 1'dir değil mi? Ya da 30'da 1'dir neyse. Ecevit döneminde birinci kattan düştük. Şimdi düşersek 30. kattan düşeceğiz. Yani o kolay değil o kadar. Çok zor.
TL faizleri kısa vadede düşer mi? Düşerse dolar TL karşısında değer kazanır mı? Bunlar hemen hemen hepsi birbirine bağlı sorular. Ben TL faizlerinin en az Ocak ayına kadar, 2025 Ocak ayına kadar düşmeyeceği kanaatindeyim. Benim kanaatim bu. Düşerse ne olur? Düşerse Mehmet Şimşek istifa eder. Yazın bir tarafa. Eylül ayında eğer Merkez Bankası gösterge faizi %45'e %40'a falan düşerse işte o zaman carry trade, carry trade dediklerinizin hepsi alır başlarını dolara hücum ederler. Ne aldım aldım kar diye düşünebilirler. Ama pek çoğu da merak etmeyin Türkiye'de hapis kalırlar. Neyi? Paralar hapis kalır. Evet paralar hapis kalır. Satın alamazlar. Satın alacak döviz bulamazlar. Talep ettikçe yukarı çıkar. Talep ettikçe yukarı çıkar. Şimdi kimileri diyor ki bana ya dede seni niye televizyonlarda görmüyoruz? Ya beni televizyonlara çıkarmazlar. Benim kendi grubumun televizyonu beni 2-3 defa çıkardı aldı ağzını payını. Çıkarmıyor neden? Çünkü ben kontrolü edilebilecek birisi değilim. Ben inandıklarımı söyleyen birisiyim. O anda orada bulunanların gönüllerini yapamam ben. Ya da moderatörün gönlünü yapamam. Moderatörün düşündüğü gibi cevaplar veremem ben, vermem. Ben kendi inandıklarımı söylerim. Türkiye'yi ikiye bölmüşler. Bir tarafta iktidara yalakalık yapanlar, bir tarafta muhalefete yalakalık yapanlar. Ben ne iktidara yalakalık yaparım, ne muhalefete yalakalık yaparım. Canlarım. Şu anda anlattıklarımın hepsi benim kendi iktisadi bilgim, deneyimlerim ve dünyayı takip edişimden kaynaklanan sezgilerimin sonucudur. Doğrudur demiyorum. Hayır, ben sizlerle düşüncelerimi paylaşıyorum, tahminlerimi paylaşıyorum ve size samimiyetle temennilerimi anlatıyorum. Temennim Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'den bir an önce kurtulup AKP Genel Başkanlığından istifa etmesi, eş zamanlı olarak da meclise vereceği bir anayasa değişikliği teklifiyle Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin yeniden tanzim edilmesi. Bu kadar basit. İsterse kalsın. Umurumda bile değil. Enseyi karartmayın. Her şey çok güzel olacak. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.